Evet arkadaşlar, olasılıkla ilgili konu anlatım videomuzun ardından şimdi çalışma sorularımızda konunun pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Hemen sorularımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, bir torbada 5 yeşil, 2 kırmızı top vardır. Hemen ilgili bir şekli 5 yeşil, 2 kırmızı ile çizelim. Torbadan rastgele bir top çekilip aynı anda bir zar rastgele atılıyor. Evet, olaylar birbirinden. Bakın, top ve zar olayı diyor. Buradan çekeceğim topun yeşil, zarınsa tek sayı olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar, hatırlayacak olursak veya'nın bize anlatmak istediği bileşim sembolüdür. Topun yeşil gelme olasılığına Y sembolü verelim. Zarın tek sayı gelme sembolü de T olsun. Bize sorulan budur. Hemen birleşimle ilgili verilen olasılık formülümüze geri dönelim arkadaşlar. Neydi? Tek tek bu olayların olasılıklarının toplamı, ardından bu iki olayın olasılıklarını V şeklinde birbirine bağlayan kısmın hesaplanması arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursanız bu torbada 7 eleman var. 7 elemanlı bir torbadan, 7 elemanlı bir torbadan yeşil top seçme olasılığım 5 bölü 7. İstenen bölü tüm elemanlar. Artı bir zar olayını hatırlayacak olursanız konu anlatımında detaylı bir şekilde girmiştik. Bir zarın tek sayı gelme olasılığı tüm durumlarım 6 taneydi arkadaşlar. Tek sayılar dikkat edecek olursanız 3 tane sayı olarak karşıma geliyor. Düzenleme yapacak olursam bunun da zarın tek sayı gelme olasılığında 1 bölü 2 olarak bulunacağını hesaplamıştım arkadaşlar. Eksi şimdi şunu düzeltelim, burası Y olacak. Bu olayların bağımsız V bağlacıyla bir arada geldiği olasılığı bulmam lazım. Şu kısmın hatırlayacak olursanız konu anlatımı kısmında da tek tek olasılıklarının çarpımı ile hesaplanacağını, yani şu değerlerin tek tek çarpımı ile hesaplanacağını söylemiştik arkadaşlar. Karşıma gelen denklem dikkat edecek olursak şöyle bir ifade arkadaşlar. Tüm ifadenin paydasını 14 ile eşitleyeceğimi görüyorum. O zaman burayı 2 ile çarpacağız arkadaşlar. İlgili buradaki adamı 7 ile çarpacağız. Zaten bu adamın paydası dikkat edecek olursanız 14. Bizden istenen olasılığın arkadaşlar 12 bölü 14 şeklinde geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi soru çözülüp çözülmeme durumları da karşımıza çok soru olarak geliyor. Okuyalım sorumuzu. Kaderin soruyu çözebilme olasılığı 2 bölü 5. Aynı soruyu Zeynep'in çözememe, dikkat edin, çözememe, çözebilme şeklinde vermiş. O zaman hatırlayacak olursanız olasılık 1 videomuzda da bununla ilgili bilgi vermiştik. Bir, kaderin bir defa çözme olasılığını 2 bölü 5 olarak yazalım. Zeynep'in çözememe olasılığını, Zeynep'in çözememe olasılığını da bu şekilde gösterileceğini hatırlayalım. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar, çözme, çözememe, yani biri diğerinin tümleme kümesinde verilen olaylar. Hatırlayalım, bir olayın olma ve olmama olasılıklarının toplamı 1'e eşitti arkadaşlar. Bir olayın olma ve olmama olasılıkları 1'e eşitti. O zaman ilgili soruda kaderin çözememe olasılığı 3 bölü 5 ile gelecektir. Zeynep'in çözme olasılığı ise 3 bölü 4 olasılıkla hesaplanabilecektir. Bunları bir formülümü hatırlayarak hesaplamış oldum. Şimdi bizden sorunun ne istediğine bakalım. Kader ile Zeynep'ten yalnız birinin çözme olasılığını soruyor arkadaşlar. Kader ile Zeynep'ten yalnız birinin. Yani dikkat edecek olursanız kaderin çözdüğü yerde Zeynep'in çözememesi ya da kaderin çözemediği yerde Zeynep'in çözmesini istiyor. Bakınız, bunlar arkadaşlar bağımsız olaylar.
Yani benden soru tek tek şunların hesaplanmasını istiyor. İki farklı olay olduğu için de bunlar son olaraktan toplanacağını biliyorum. Yazıyorum arkadaşlar. Kader çözsün, Zeynep çözemesin ya da ne olabilir? Kader çözemesin, Zeynep çözsün. Biz bunun formül altyapısının tek tek çarpılarak geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bunu da hesaplayalım. Kader'in çözemediği, Zeynep'in çözdüğü. Formülümden yardım alıp hesapladığım değerleri tek tek yerine yazarak devam ediyorum. Kader'in arkadaşlar çözdüğü, Zeynep'in çözemediği artı. Kader'in çözemediği arkadaşlar, bunun yanında Zeynep'in çözdüğü. Bakın yalnız biri çözüyor. Yalnız biri çözüyor. Her iki durumda da yalnız birinin çözdüğünü rahatlıkla görüyorum arkadaşlar. 20 ortak paydasında birinci payım 2, ikinci payım da 9 olarak hesaplanıyor arkadaşlar. İşlemleri yerine yazacak olursak, dikkat edecek olursak istenen olasılık 11 bölü 20 şeklinde geliyor. Burada bizim size önerimiz istenen durumu açıkça yazıp daha sonra formül altyapısından yardım alarak ilgili değerleri yerine yazmanız olacaktır arkadaşlar. Evet. Bakalım bir diğer soruda bizden ne isteniyor arkadaşlar. 5 farklı anahtardan yalnız bir tanesi bir kapıyı açmaktadır. 5 farklı anahtarım var. Yalnız bir tanesi açıyor. Demek ki 4 tane yanlış, bir tane doğru anahtarım var. Denenen anahtarın kapıyı açmadığı görülünce bu anahtar denenmemek üzere kenara bırakılıyor. Yani bizim torba ya da kutu sorularında çekilen bilyenin tekrar yerine konmaması gibi. Kenara bırakılıyor. En fazla 3. denemede kapının açılma olasılığını bizden soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. En fazla 3. deneme dediğine göre belki ben 1. denemede bu kapıyı açacağım. 1. denemede bu kapının açılma olasılığını hesaplıyorum arkadaşlar. Örnek uzayımda 5 tane anahtar var. Benim için iş gören bir tane anahtar var. O zaman dikkat edecek olursak ilk denememde bu kapının açılma olasılığı 1 bölü 5 olasılıkta hesaplanacaktır. Toplam anahtar, işimi gören anahtar sayısı şeklinde. Bu da 1. denemede kapının açılacağını gösteren sembol olsun. Bakın en fazla 3. diyor. Belki bir diğer denememde 1. denememde kapı açılmayacak, 2. denememde kapı açılacaktır arkadaşlar. Tek tek bunları incelemek zorundayım. Bu bilgilere göre 1. denememde kapının açılmama olasılığı, işime yaramayan anahtarların herhangi birini kullanmış olabilirim. Ne oluyor bunun sonrasında? Bir tane işime yaramayan anahtar kümeden ayrılıyor. 2. denememde ise karşımda birini ayırdığım için 4 tane anahtar kalıyor. Her zaman unutmuyorum, bunlardan sadece biri kapıyı açabiliyor. O zaman burada nedir? 1. denemede açılmadı, anahtarı ayırdım. 2. denememde kapı açıldı. Buradan gelen olasılığın da 1 bölü 5 olduğunu görüyorum. Bakın şu an 2. denemede kapıyı açtım. Şimdi bir adımım daha kaldı arkadaşlar. 1. denemede kapı açılmaz. 2. denemede kapı açılmaz. 3. denemede kapı açılır şeklinde. Zaten bunu da hesapladığım zaman 3. denemede en fazla 3. deneme dediği şekilde işlemi bitirmiş olacağım. Gene 1. denemede kapının açılmama olasılığı 5 anahtardan 4'ü açamıyordu. Hesap ettim. Şimdi 4 tane anahtar kaldı. 3 tanesi açamıyor. 3 tane anahtar kaldı. Bir tanesi açıyor. Son denememde de kapıyı açtım. Burada da 1 bölü 5 şekilde en fazla 3'ünü denememde de aynı olasılığı buluyorum arkadaşlar. Bunlar kendi aralarında ikişer ayrı kümeler oldukları için olasılıklarının teker teker toplamlarının alınması gerektiğini geçmiş yıllardan biliyoruz. O zaman istenen olasılık 3 bölü 5 şeklinde karşıma geliyor arkadaşlar. Evet, son yıllarda
karşımıza çıkan, son 2-3 yıldır karşımıza çıkan şekil üzerinden olasılık sorularımız arkadaşlar. Okuyoruz. O merkezli iç içe dairelerden oluşan hedefe atılan okun tüm tahtaya isabet ettiği bilindiğine göre diyor. Sarı veya kırmızı ile boyalı bölgelere isabet etmiş olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Burada bir geometriden bir not alalım arkadaşlar. Mesela hatırlayacak olursanız orta noktaların alınmış, orta tabandır zaten bu. Hatta bir kademe daha gidebiliriz şu an. Orta noktalar şeklinde alınan şu alanların benzerlik sabitlerinden yardım alarak oluşturulabilecek alanların bu şekilde olduğunu geometride benzerlik derslerimizde göstermiştik. Aynı formülün eğrisel bir şekilde de kullanılabileceğini, burası mesela merkez olsun, merkez üzerinden yarı çaplar şeklinde şu daire dilimlerinin eğer parçalar birbirine eşitse bunların da birbirlerine bu şekilde eşit olduğunu geometri derslerimizde anlatmıştık. Bakın burada parçalar birbirine eşit olduğu için arkadaşlar tek tek alanların, yani şuradaki sarı alana A dersem şuradaki beyaz alana 3A kalacağını tamamı şeklinde. Aynı şekilde 1, 3, 5 kırmızı alana da sadece kırmızıyla simit şeklindeki kırmızı alanda 5A'lık bir alanın nokta nokta şeklinde gelebileceğini pratik olarak söyleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Sarı veya kırmızı. Sarıyı S sembolü, veya'nın karşılığı bileşim. Kırmızının da K sembolüyle geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Şimdi buradan veya neydi arkadaşlar? Olayların tek tek olma olasılıklarını alıp sonra bu iki olayın da olma olasılıklarını çarpacağız arkadaşlar. Şöyle kesişim şeklinde ortak elemanlarına bakacağız. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Tüm tahtanın hani atılan ok hedefe tespit ediyor, hedefe isabet ettiğini varsaydığımız şu tüm tahtanın tüm alanı nedir arkadaşlar? 5, 8, 9 alandır. Bildiğiniz gibi her soruda örnek uzayı yazamayabiliriz. Bakın burada tek tek noktaları, tek tek böyle kümeleri gösteremeyecek olabiliriz ama bazı sorularda örnek uzay tüm alan olarak alınabilir. Burada olduğu gibi. Sarı elemanlar A ile gösterilmiş. Örnek uzayım 9A. Demek ki okun sarıya isabet etme olasılığı budur arkadaşlar. Artı. Kırmızıyla gösterilen kümeler, bakın 5A'lık bir küme, görüyorsunuz şunun tamamı. Gene örnek uzayımız 9A arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edin değerli arkadaşlar. Hem sarı hem kırmızı, sarı ve kırmızının birbiriyle ortak eleman oluşturduğu bir bölge var mı? Bakın sarı kümenin kırmızıyla ortak bir kümesi yok. O zaman şurada kesişim kümesinde bir eleman oluşmayacağı için oradaki olasılığımız nasıl gelecek? Sıfır sayısıyla gelecek arkadaşlar. O zaman A'ları sadeleştirecek olursan 6 bölü 9, yani 3'e bölelim. 3'e bölelim. 2 bölü 3 olasılıkla istenen değeri bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İki tane farklı torba var. Sorumuzda A torbasında kontrol edelim. 2, 3 pembe, 2 mavi. B torbasında 1 mavi, 2 pembe bilye bulunmaktadır arkadaşlar. Bizde rastgele bir torba seçiliyor. Bu torbadan da rastgele bir bilye seçiliyor. Önce torba seçeceğim. Sonra bilye seçeceğim. Anlaşılan bu arkadaşlar. Çekilen bilyenin pembe renkte olma olasılığı. Arkadaşlar önce ne yapacağız burada? Bir tane torba seçeceğiz. Onu şöyle gösterelim. Bu birinci torba olsun. Bu ikinci torba olsun. Önce bir torba seçeceğiz arkadaşlar. Sonra pembe renkte seçeceğiz arkadaşlar. Pembe. Birinci torbadan pembe renk seçme olasılığım, ihtimalim olduğu gibi belki de ikinci torbadan
Pembe seçme olasılığım da olabilir. Olabilecek durumu yazıyorum. Benden istenen ya buradan mavi, dikkat edin. Ya da buradan bir, pardon, ya buradan pembe ya da buradan bir pembe bilyenin seçilme olasılığı. Tek tek bunlar ayrı kümeler olduğu için bu olasılıkları toplayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın, iki tane torba var. İki tane kutu var, neyse. Bunlardan herhangi birinin seçilme olasılığı 1/2. Şimdi de birinciden pembe seçelim arkadaşlar. Bakın, birinci kümenin evrenseli 5 elemanlı. Benden istenen pembe renkli bilye sayısı da 3 elemanlı arkadaşlar. Artı ikinci torba, yani gene bir torba seç diyor. Gene iki tane torba olduğu için bunların arasından birini seçme olasılığın 1/2. Pembe rengin şuradaki ikinci torbanın evrenseliyle beraber, evrenseli bu. Pembe rengin seçilme olasılığı da burada arkadaşlar 2/3 ile karşıma geliyor. Dikkat edecek olursam arkadaşlar, burada 3/10 olasılık. Şuradan kurtulalım. Buradan da 1/3 olasılık. Paydaları eşitler. İlgili işlemi yapacak olursanız bizden istenen olasılığın 19/30 şeklinde geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizden istenen soruda bir torbada eşit büyüklükte, A torbasında eşit büyüklükte 2 beyaz, 3 mavi, B torbasında aynı büyüklükte 3 beyaz, 4 de mavi top vardır. Aynı anda iki torbadan rastgele birer top alınıyor ve öteki torbaya atılıyor. Buna göre son durumda torbalardaki beyaz ve mavi topların sayılarının başlangıçtaki ile aynı olma olasılığı kaçtır? Bakın şuraya dikkatli okuyalım. Son durumda torbalardaki renk dağılımının değişmemesini soruyor. O zaman şuradan bir beyaz bilye seçelim arkadaşlar. Bakın artık hızlandırılmış şekilde yapalım. Beyaz sayısı 2, toplam bilye sayısı 5. Buradan beyaz seçtim. Şimdi ben buradan buraya aynı anda seçiyorum ya, buradan beyaz seçtim. Buradan buraya beyazın atılması isteniyorsa, renk dağılımı değişmeyecekse buradan da buraya bir beyaz bilyenin gelmesi lazım. O zaman aynı anda buradan da bir beyaz bilye almış olayım. Bakın beyazların sayısı 3, toplam evrenselim 7 elemanlı. Yani ilk durumda buradan buraya beyaz çektim. Buradaki bilye sayısının değişmemesi için buradan buraya bir tane beyaz bilye atmış olduğumu varsayıyorum. Devam edecek olursak arkadaşlar, aynı şeyi dikkat edeceksiniz. Diğer rengimiz için de yapacağız arkadaşlar. Belki buradan buraya mavi bir bilye gelmiş olabilir. Buradan mavi bilye seçme olasılığım nedir arkadaşlar? 3/5. Buradan 3 tane mavim var. Tamamı 5 elemanlı. Şimdi buradan buraya mavinin geldiği durumda mavi dağılımının değişmemesi için benim buradan buraya da bir mavi seçmem gerekir. Şuradaki renk dağılımından bana bir mavi bilye seçme olasılığını söyleyecek olursanız 4 tane mavi var. Toplam eleman sayım da 7 şeklinde geliyor. Bu da benim işimi görüyor, bu da benim işimi görüyor. Bunlar farklı ayrı kümeler, toplayarak cevaba ulaşabileceğimi daha önce söylemiştim arkadaşlar. Bakın burası 6/35. Burası ise 12/35. İşlemi yapacak olursak 18/35 değerine rahatlıkla ulaşırız arkadaşlar. Sorunun sizden istediği durumu oluşturacak olursanız olasılığını yazmak çok kolay. Evet arkadaşlar. Bir şirket dikkat edecek olursanız A, 60 tanesi A, 90 tanesi B biriminde olmak üzere 150 toka üretmektedir diyor. 60 tanesi A, 90 tanesi B biriminde. 60 tanesi A, 90 tanesi B biriminde toplam tokaları üretiyor. Bu üretilen tokaların sırasıyla burada 20 adeti defolu, ikinci kısımda da 18 adetinin defolu olduğunu söylüyor. Bu deponun tamamından, bakın bu sorunun çok önemli püf noktası bura. Bu deponun tamamında bir toka seçiyorum
Defolu olma olasılığını istiyorum. Arkadaşlar 20 burada. 18 de burada. Tüm depoda, dikkat edin bakın burası önemli. Tüm depoda defolu olan bilye sayısı 38. Peki bize bu soruda verilen tüm her iki deponun da toplam elemanlarını toplayacak olursak da evrensel kümeye ulaşacağımız çok açık. Demek ki evrensel kümemiz 150 elemanlı. İstenen defolu ürünlerin sayısal değeri de 38. Yani cevabımız 38 bölü 150 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene aynı piyasa diye tabir ettiğimiz her an her yerde görebileceğiniz güzel bir soruyla devam ediyoruz. Gene A torbasında 4 yeşil, 3 tane beyaz. B torbasında değerli arkadaşlar 3 tane yeşil, 2 tane beyaz bilye vardır. A torbasından rastgele bir bilye çekilip B torbasına atıldıktan sonra B torbasından rastgele çekilen bir bilyenin yeşil olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Şimdi bu soruda şöyle bir durum olabilir. A torbasından rastgele bir bilye A torbasından yeşil çekip buraya atmış olabilirim. B torbasından tekrar yeşil istersem yani şu A'da yeşil B'de yeşil olabilir. Ya da dikkat edecek olursanız arkadaşlar farklı bir olasılıkla farklı bir durumda şu olabilir. Belki A torbasından bir tane beyaz bilye gelmiş olabilir. A torbasından beyaz bilye gelmiş olabilir ama soru hüküm cümlesinde gene ikinci B'den yeşil bilye istediği için şöyle bir durum olabilir. Yani A'dan gelen bilyenin farklı iki renkli olma durumunu burada dikkat etmemiz gereken şekilde hesaba koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi A'dan A torbasından bir tane yeşil bilye alalım arkadaşlar. 4 tane yeşil var. Toplam olasılık 7. Ne oluyor? Buraya bir yeşil bilye geliyor. Artı bir tane yeşil bilye geliyor. Şimdi buradan yeşil bilye seçelim. Tüm elemanım 6'ya yükseldi. Yeşil bilye sayım da 4. Buradan yeşil çektim. Yeşil sayısı arttı. Buradan yeşil çektim. İstenen olasılığa ulaştım. Ya da arkadaşlar bir diğer durumda ne vardı? Birinci torbadan, birinci kutudan neyse diğer renkteki bilye alma durumu da olabilir. Şimdi ben buradan bir tane beyaz bilye seçme olasılığını hesaplayayım. Beyaz bilye sayım 3. Şimdi buraya bu sefer ne oldu arkadaşlar? Buraya bir tane beyaz geldi. Şu durum iptal oldu. Hüküm cümlesinde buradan beyaz bilye geldiği zaman en son durumda yeşil istiyor gene. Bakın burada kaç tane yeşil var? 3 tane. Örnek uzayımda 3 yeşil, 3 tane de beyazın olmasından dolayı son durumda toplam 6 tane bilye olacağından bunu da buraya alıyorum arkadaşlar. Tek tek hesaplayalım çünkü ortak paydaları 42'de zaten arkadaşlar. Bakın burada 16 geliyor. Buradan da 9 geliyor arkadaşlar. İstenen olasılığın 25 bölü 42 ile elde edilebileceğini çok rahat bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Değerli öğrenciler bu sorumuzla olasılıkla ilgili ikinci videomuzu bitirmiş oluyoruz. Herkese iyi çalışmalar, iyi tekrarlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.